Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle kabartılı model çalışmamızla bir tulum çalıştık. Tulumumuzu boyun kısmından başladık. Artışlarımızı her iki kolumuz üzerinden yaparak gövdemizi dilediğimiz uzunluğa kadar ördük. Ortada önümüzü açık tuttuk. Alt şer patımızı koyduk. E, belli bir ölçüye kadar ördükten sonra bacak arasında artışımızı yaptık. Bir tane önce bacağımızı sonra diğer bacağımızı kollarımızı sırası ile birer birer ilmeklerimizi çıkardık bu uygun yerlerden kollarımızı da tamamladık en son ise kapış önümüz için ilmeklerimi artışlar yaparak aldım çünkü geniş bir şapka olmasını istiyoruz başımızda kapış önümüzün ilmeklerimizi artırarak kapış ön kısmımızı da dilediğimiz uzunluğa gelene kadar ördük gayet güzel bir çalışma oldu şimdi Tulumumuzun ölçüsünü sizlerle birlikte bakalım baştan sona bütün ölçüyü alalım. Hemen en üst kısımdan ölçüyorum tulumumun. açıyorum katlı yerini 51 santim. Sadece bacak boyuna bakıyorum 20 santim tabii ki şu şekilde katladığımızda düşünecek olursak biraz daha kısa olacak. 15 santim. Kolumuza bakalım. Hemen artış yerimden koyarak ölçüyorum. Kolum 28 santim. Ana gövdeyi ölçüyorum. Ana gövdemin genişliği 27 buçuk santim. Evet, bu şekilde kapşönlü tulumumuzu birer birer bütün aşamalarını yaparak ördük en son düğmelerimizde de diktik düğmelerim için e, ilik yeri açmamıştım çünkü trabzan çalışması yapacağımız için zaten hani belirli aralıklarla düğmemizin yerini tespit ettiğimiz zaman bir kere takıp çıkarmamız zaten buradaki yerimizi sabitleyecektir ama dilerseniz tabii ki bir tane ilik yeri olarak da ayarlayabilirsiniz içinize nasıl sinecekse o şekilde e, yapmanızda fayda var evet Şimdi tulum çalışmamıza başlayalım. Bizleri abone olarak desteklerseniz beğenileriniz ve destekleriniz bizim için çok önemli. Çok mutlu edersiniz. Hemen kolay gelsin diyerek tulumumuza da başlayalım. Kolay gelsin. Bebek tulumumuzu örmek için Nako'nun Lüks Minnoş Baby'sini kullanıyorum. %50 poliamid, %50 premium akrilik. Renk numarası 1256. 100 gram ve 336 metreden oluşuyor ipimiz. İpimi örmek için 3,5 buçuk numaralı tığımı kullanıyorum. Hemen sayılarımızla zincirimizi çekelim. Sizlere kolaylık olması açısından şöyle ayraçlarımı şuraya hazırladım. Ayraçlarımızla her bölümü örerek artış yerlerimize işaretlerimizi koyarak devam edeceğiz şöyle bir tane düğüm atıyorum bunu zincirden saymıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane zincirimi çektim Burası tulumumuzun lastik ve ön kısmını oluşturacak 6 tanesini lastik kısmını yürüteceğiz yani kenardaki patına 4 kısmın 4 tane ise gövde bölümümüzde yer alacak 10 tane zincirden sonra 11'i çekiyorum. 11'ime bir tane ayıracımı takıyorum. Burası bizim artış yerimiz olacak. Bir tane artışın üzerinden devam edeceğiz. Şimdi kolum için örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane kolum için ördüm. Bir tane daha zincir çekiyorum ve zincirimin olduğu yere bir tane daha ayracımı takıyorum bu ayraçta her iki kolumuzun birisini sağ birisini solunu oluşturacak olan bölüm şimdi tekrar bakın ayracım tam artış yerine takılı burada da artış yerinde şimdi arkam için gereken zincirlerimi çekmeye başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 tane zincir arkam için örüyorum. Bir tane daha zincir ilave ediyorum. Bu da arkamdaki artışımın olduğu yer. Bakın artışın olacağı yere takıyorum. Artıştan sonra 5 tane daha zincir çekmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane zincirim kolum için olan bölüm bir tane zincir çekiyorum ve oraya ayracımı takıyorum bu da kolumun diğer yönünün ayracı en son ayracımı da taktım 4 tane artış yapacağız bakınız 4 tane ayracımızı yerleştirdik şimdi 10 tane zincirimi tekrar çekiyorum 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane zincirimi çektim. Burası da 6 kenar patı 4 tane de gövde bölümü olan bölümümüz. Şöyle koyuyorum ve santim olarak bakalım. Zincirimizden birinci zincirimden başlıyorum. Diğer sona kadar geldiğim zaman 21 santim aslında kaydı 21 pek değil. 20 buçuk santim şöyle buçuk Evet şimdi modelimizi trabzanlarımızı yaparak örmeye başlayalım 10 zincirimden sonra elimi koyuyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum 3 zincirimden sonra bir tane geri çekiliyorum bakın 3 tane zincir 1 2 3 bir tane geri çekildim ve bir tane daha geri çekiliyorum çekilmiş olduğum ikinci yere gelerek bir tane trabzan örüyorum iki tane trabzanım oldu 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane trabzanımızı ördük. Herhangi bir işlem yapmadım. Bakın 10 trabzanımızı geri döndüm. Zincirden oluşan yanındaki hemen 2, 4, 6, 8, 10. 10 trabzanımı tamamladıktan sonra ayracımı koyduğum yere geliyorum. Bir tane trabzan buraya örüyorum. Ayracım burada. Dilerseniz şöyle de ayracımızı alabiliriz. Belirli olmasını istersek. Evet. Devam ediyorum hemen yanındaki zincir yuvasına batarak 1 2 3 4 5 kolumu da ördüm ve ayracımın olduğu yere giriyorum bir tane örüyorum burası da artış yerimiz hemen çekiyorum kenara Devam ediyorum. Dilerseniz yukarıda takabilirsiniz. Ve 13 tane arkayı örmüştük. Bakın zincirlerimizi hesaplayarak ördüğümüz zaman çok 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 rahat ederiz. O yüzden lütfen zincirde sayılarımızı dikkatli bir şekilde örüp ayraçlarımızı takalım. Daha sonra döndük dolaşıp ayarlamak zorunda kalmayalım. Bu şekilde seri bir şekilde örüyoruz. Burası tulumumuzun arkasını oluşturan bölgemiz. Ayraçlarımızın olduğu yerler önemli. Artışlarımızı ayracımızı taktığımız yerlerden yapacağız. Evet ayracımı taktığım yere geldim. Ve hemen bir tane trabzan örüyorum ayracımın olduğu noktaya. Çekiyorum ayracımı hemen yanındaki yerden kolum için olan bölümü birer birer örüyorum. 3 4 5 sayıları yaptığımız için Evet. 10 tane trabzanımı ördüm. Bakın işaretimden sonra bir tane zincirimi çekiyorum ve hemen aynı yere batıyorum bütün trabzanlarımın üzerine batarak birer birer sık iğnemi örerek diğer uca doğru ilerliyorum. Farklı bir işlem yapmıyorum. Artmam, eksilmem hiçbir şey yok. Her bir trabzanın üzerine bir tane sık iğnemizi örerek diğer uca kadar devam edelim. En son sık iğnemi de ördüm ve başlıyorum. 1 2 2 tane zinciri bitiş yönünde çekiyorum ve çeviriyorum. Bütün sıramı trabzanlarımın üzerine sık iğne örerek geldim. Şimdi 2 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum ve kenar patımı örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 ikili trabzan örüyorum iki defa da alıyorum ya ikili trabzan dediğimizde başını doladığımızda iki defa da çektiğimiz zaman ikili trabzan diyoruz altı tane trabzanımı ördükten sonra şimdi bu kısım için gövdemizi örmeye başlıyoruz 1 2 3 4 bakın 4 tane ilmeğimizi öreceğiz 4 tane ilmeğimizin ilkini alttaki trabzandan giriyorum bir defa bakın başını doladım alttan giriyorum uzatıyorum 1 ve 2. 2 defa da örüyorum. Yandaki trabzanımın üzerine batıyorum. Bakın bir tane battım. Yandakinin üzerine düz olarak örüyorum. Bir sonrakini yine alttan giriyorum. Uzatıyorum. 1 2 Yandaki trabzanımı örüyorum. Dört tane trabzanımı ördüm. Bir uzun, bir kısa, bir uzun, bir kısa şeklinde dört trabzanımızı ördüm. Uzun dediğim bir alt sıradan alarak uzattığım trabzanımdı. Şimdi ayrıcımı koyduğum trabzanın üzerindeyim. Bakınız şimdi buradayım. Burada kolumuzun artış yerini yapacağız. Şurada. Bakınız iki tane sağ taraftan, iki tane sol taraftan artacağız. Tam buradaki ilmeğimizi de uzun olarak öreceğiz. Önce artışlarımı yapıyorum. Bakın en son kısa olarak bitirmiştim. Burası gövde kısmıydı. Tığımın başını doluyorum. Ayracımın üzerindeyim. Bir tane trabzan ördüm. Aynı yere artışımı yapıyorum. Yine iki tane artışımı yaptım. Bakın işaretimin olduğu ilmekteyim. Tığımın başını doluyorum. Geliyorum. Uzatıyorum. Bir tane de uzun olarak örüyorum tarağımın başında doluyorum. Biraz önceki iki tane düz küçük trabzanı yani ikili trabzanı ördüğümüz yere diğer yönden iki tane daha ikili trabzan şekliyle örüyorum. Toplamda bir ilmeğimizi beş tane ördük. İki tane öncesinde sonra uzun üçüncü sonrasında iki tane daha artışımızı yaptık. Dilerseniz bunu belirli olana kadar çıkarıp yukarıya da takabilirsiniz. Çünkü omzumuzu buradaki ilmeğimizin sağından ve solundan artış olarak devam edeceğiz. Ve örmeye devam ediyoruz. Kolumuz için hazırladığımız trabzanlarımıza başlayalım. Bir tane trabzanımı örüyorum. Normal trabzanımı. Bir. iki uzun örüyorum. 3 bakın uzun ördüm normal kısa örüyorum yani 4 uzatıyorum 5. yine normal trabzan olarak ördüm ayracımın olduğu yere geldim tığımın başına doluyorum ayracımın olduğu yerden hemen batıyorum bir tane örüyorum ikinciyi örüyorum artışımı yapıyorum bakınız çünkü ayracımın olduğu ilmeği uzatacağım hemen olduğu yere batıyorum uzun bir şekilde örüyorum çeviriyorum arkasını bir iki tıpkı önden kola geçişte yaptığımız gibi ayracımızın sağından iki tane artış solundan iki tane artışımı yapıyorum ve bir de kendisini örüyorum yani 3 tane sağ tarafında örüyorum bakın 3 tane sağ tarafında düz küçük örüyorum tam ortada kendisini örüyorum 2 tane yine artışımı yaptıktan sonra örmeye devam ediyorum kolumun artışlarını yaptıktan sonra hemen kol bölümünün olduğu yere geliyorum bakınız önden kola geçerken ki olan artışımızı yaptık 2 tane sağ taraftan ön için 2 tane sol taraftan kol için artışımızı yaptık ve ana uzun bir şekilde ana ilmeğimizi ördük. Sonrasında kolum için örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi öreceğim bakınız. 1 2 3 4 ve 5. Başını doluyorum. Kısa ile başlıyorum. 1 tane normal örüyorum. Başını doluyorum. Sıradaki trabzanımı uzun bir şekilde uzatarak alıyorum. Tekrar bir sonraki trabzanımı kısa olarak örüyorum. 3 tane ördüm. Tekrar bir sonraki trabzanımı uzun olarak örüyorum. 4 ve en son trabzanımı kısa olarak ördüm. 5 tane trabzanım ördüm. Tığımın başını doluyorum. Artışımı yapacağım yerdeki trabzanımda sıra. Hemen Geliyorum 2 tane artış yapıyorum. 1 aynı yere bir daha batıyorum. 2 2 artışımızdan sonra ana ilmeğimi yandan girerek uzunca örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Sol tarafından yine biraz önce 2 tane trabzan ördüğüm yere girerek solundan 2 artış daha yapıyorum. 1 2 yani bir tane trabzana Iki sağından iki solundan tam 4 tane trabzan örüyoruz. Bir de uzun örüyorum 5 defa örmüş oluyoruz. ve bu şekilde kolumuzu da ördüm. Şimdi arka bölüm için geçmeye hazırız. arkamız için başlıyoruz bakınız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13 tane trabzanımız var 13 trabzanımızı şu şekilde öreceğiz yine başlıyoruz. 1 tane kısayla başlayalım. ikincisini uzatıyorum. Bir uzun, bir kısa şekliyle devam ediyoruz bakınız. Uzattım. Ve devam ediyorum. Bir uzun, bir kısa. Ayırıcıma kadar örüyorum. Burası önemli. Burada hata yaparsak biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Burayı hatasız bir şekilde yerleştirelim. Ayracıma kadar bir uzun bir kısa ilmeklerimi birer birer örerek geldim. Şimdi tam ayracımın olduğu yerdeyim. Bakınız ayracımın olduğu yere iki tane düz trabzanımı örüyorum. Artışımı yapıyorum. Bir, iki. Aynı ilmeğin içerisine iki tane trabzanımı ördüm. Ve uzun bir şekilde giriyorum örüyorum tığımın başını doluyorum aynı yere iki tane daha artışımı uzun trabzanımdan sonra yapıyorum şöyle buraya takabiliriz şimdi kolu ve önümü de aynı şekilde örmeye devam ediyorum bir kısa sıradakini uzun uzatarak alıyoruz. Bakınız bir kısa, bir uzun, kısa, sıradaki uzun. Tekrar ayracımın olduğu noktaya geldim. Şöyle bakınız Ayrıcımızı öreceğiz. Tığımın başında doluyorum. İki tane artışımı yapıyorum. Bir ve iki. İki ayracımın yani iki artışımı yaptıktan sonra bakın ayracımın olduğu ilmeği şu şekilde çekiyorum ve yandan giriyorum. Uzunca örüyorum. Tekrar aynı yere arkadan girerek iki trabzan daha sol tarafındaki artışını yapıyorum. Bu şekilde ayracımın olduğu bölümü de örmüş oldum. Devam ediyorum. Bir tane kısa sıradaki uzun kısa ve sıradaki uzun örüyorum kenardaki 2 4 6 tane patımı düz olarak örüyorum aşağıya kadar yani gövdemizin alt kısmına doğru bu şekilde dümdüz ilerleyecek 2 3 4 5 6 iki tane zincirimizi iki çekmeyelim. Bir tane zincirimi çekiyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum. Hemen dibine batıyorum. Her bir trabzanımın üzerine sık iğne ile tamamlıyorum. İkinci sıramız hepsinin üzerine sık iğne ile devam edecek. Şöyle biraz sık iğne ile geçtikten sonra yaptığımız işlemimizi tekrar hatırlayalım. Çok fazla uzaklaşmadan. Evet, bakın sık iğne ile bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi tulumumuzun ilk model kısmını koyduk. İlk model kısmını e, koymamızın şöyle bir tekrar edelim. 6 tane trabzanımızı kenar patı olarak her iki bölüm için ördüm. Her iki bölümde de üst üste gelecek kısım 6 şar pat. 6 patımızı ördükten sonra bir uzun kısa uzun kısa şeklinde 4 tane ilmeğimizi ördük. 4 ilmeğimizi tamamladıktan sonra işaretimizi koyduğumuz yerdeki ilmeğin sağına iki artış ortadan uzun bir şekilde ördüm soluna 2 artış ama hepsini aynı trabzanımızın içerisinden ördük şöyle bakalım aynı trabzanımızın içerisine ve devam ettik kolum için uzun kısa örmeyi yine işaretimi koyduğum yere geldiğim zaman iki tane işaretimin olduğu yere düz trabzanımı ördüm bir tane uzun aldım sonra yine aynı ilmeğin içerisine iki trabzanımı daha ördüm şöyle görelim ve diğer işaretimi koyduğum yerlerde de aynı işlemimizi tekrar ettik arada da modelimizi bir uzun bir kısa bir uzun bir kısa şeklinde ördük bir sıra sık iğnemizi tamamladık. Bakın modelimiz şu şekilde görülmekte. Sık iğnelerimizle örülmüş haliyle şöyle bir uçtan bir uca kadar bu şekilde ayraçlarımız halen e, takılı. Bakın daha rahat e, olacak. İki tane zincirimi çekmiştim. Bitiş yönünde çeviriyorum. Altı tane kenar patımı örüyorum. 2 3 4 5 6 Kenarımızdaki patlarımızı tamamladıktan sonra şimdi alt sıradaki uzun ilmeklerimiz ve kısa ilmeklerimiz vardı. Şimdi alt sıradaki uzun ilmeklerimizi kısa ilmek olarak, kısa ilmeklerimizi ise uzun ilmek olarak öreceğiz. Bir uzun, bir kısa. Uzun olarak başlamıştık. Hemen üzerine kısa olarak örüyorum. Alttaki kısa ilmeğimi tığımın başını doluyorum yandan giriyorum uzatarak örüyorum bir sonraki uzun olarak ördüğüm ilmeğimi kısa olarak örüyorum kısa olan ilmeğimi yandan girerek uzatıp örüyorum uzunlarımızda kısalarımız yer değiştirdi bir uzun bir kısa bir uzun bir kısa şeklinde devam ettik şimdi Sıradaki ilmeğimi kısa olarak örüyorum. Ve diğer ilmeğimi uzatıyorum. Arttığımız ilmeklerimiz. Tam artış yerimizdeki uzun ilmeğimizin olduğu yerdeyim. Hemen iki tane trabzanımı örüyorum buraya kısa şekilde. İki tane trabzanımı örüyorum. Yine artış yerim olduğu için uzunca geliyorum. Burayı bozmuyoruz. Burası hep uzun olarak devam edecek. Ve çeviriyorum yönünü. Aynı yere iki tane daha artışımı yapıyorum. Şöyle bakalım. Kenar patlarımı ördüm. Uzun ilmeğimi kısa, kısa ilmeğimi uzun olarak örerek geldim. Artışlarımı birini uzun, birini kısa ördüm. Tam kolumuzun ayrım yerinin Hemen olduğu yere iki tane kısa ilmeğimi ördüm. Uzatarak ilmeğimi ördüm. Yine kendisinden girdim. Arkasına sol tarafa da iki tane kısa ilmeğimi ördüm. Artışımı tamamladıktan sonra diğer artış yerine kadar sıramızı devam ettiriyoruz. Uzun olarak alıyorum. Bir uzun. Sıradakini kısa. Sıradaki uzun. Diğer uzun olan trabzanım. Kısa. Sıradaki uzun trabzan. Uzunu kısa. Yani uzunları kısa. Kısaları uzun olarak örüyoruz. Sadece ayrım yerlerimiz hariç. Devam ediyorum. Sıradaki uzun olarak trabzanımı örüyorum. Kısa olarak örüyorum trabzanımı. Ve bakıyorum, ayrım yerine gelmek üzereyim hemen şu kısmı takıldığı için çıkarıyorum, uzun örüyorum ve artış yerimdeyim. Artış yerime hemen iki tane trabzanım örüyorum normal trabzan. İki trabzanım ördükten sonra uzattığım trabzanımızı yine uzun olarak örüyorum. Şöyle kenara çekiyorum. 2 tane trabzanımı normal ördüğüm yere girerek 2 tane daha artış sol taraftan yapıyorum. Şöyle bakalım. Aynı yere 4 tane ördüm. Tam ortasına ana ilmeğimi de ördüm. Toplamda bir ilmeğin içerisinde 5 tane ördük. Diğer kısımları da aynen burada yaptığımız gibi örerek sıramızın başına kadar gelelim. Saçlarımızı yaparak ikinci sıramızı da tamamlamak üzereyiz. Kenar patımıza doğru geldim. Şimdi kenar patlarımızı örelim. Bir, altı tane kenar patımız var. İki, üç, dört, beş ve altı. Altı kenar patımı tamamladıktan sonra bir tane zincirimi çekerek dönüyorum ve bütün sıramızı sık iğne olarak tamamlıyoruz. Her bir trabzanımızın üzerine bir tane sık iğnemizi örelim. Bir sıra sık iğne sırası bir sıra trabzanlarımızı ördüğümüz sıramız. Hem artış yaptığımız hem diğer ördüğümüz trabzanlarımızın tamamını sık iğne ile bitirelim. Şöyle bakın artış yerlerimizi aslında ayraç koymamıza gerek yok. Belirliliği sağladık fakat biraz daha e, belirli olsun diye bu şekilde devam ediyoruz. Üçüncü artış sıramızın olduğu bölümümüze başlıyoruz. Arkadan sık iğnelerimi örerek gelip tamamladım. Kenar patımı da ördüm. Altı kenar patımı tamamladıktan sonra yine örmeye başlıyorum. E, uzun ve kısa trabzanlarımız vardı kısa ve uzun trabzanlarımızın kısaları uzun uzunları kısa şeklinde örerek başlayalım tığımın başını doluyorum uzun olarak alıyorum uzatarak örüyorum sıradaki uzunu kısa olarak örüyorum ve bir sonraki kısayı uzatarak yanından giriyorum örüyorum diğer uzunu kısa trabzan olarak örüyorum ve kısa trabzanımızı yanından girerek uzatıp örüyorum. Diğer trabzanımı kısa olarak artışımın bir tanesini uzun bir tanesini kısa olarak örüyorum. Tam artışımın olduğu ayıracımdayım. Bakınız tam oradayım. Ve iki tane trabzanımı örüyorum. Bir, iki. Ayıracımın olduğu yerde aşağıdan yukarıya doğru bakınız uzun olarak ördüğümüz ilmeğimizin yanından giriyorum uzatarak örüyorum şu şekilde uzun bir şekilde omuzumuzdan itibaren devam etmekte tığımın başını dolayarak iki tane trabzanı ördüğüm yere bu kez sol tarafından bir iki daha önceki sıralarımızda yaptığımız işlemin birebir aynısını yapıyoruz ve artışlarımız bu şekilde devam ediyor Evet artışımı yaptıktan sonra bakınız iki tane daha düz ilmeğim var. Hemen yanında uzun trabzanım var. Uzun trabzanımı gördüğüm zaman geriye dönük eğer hangisinin uzun hangisinin kısa olacağına karar vermekte zorlanırsanız uzun trabzanımızdan yardım alabiliriz. Uzun trabzanımızı kısa öreceğimiz için kısa uzun kısa. Demek ki geriye doğru saydığımız zaman uzun trabzanımızı takip ederek ilk trabzanımızı kısa olarak örüyoruz normal trabzan boyutunda örüyorum sıradakini uzun olarak uzatarak örüyorum ve uzun trabzanımı kısa trabzan olarak örüyorum bu şekilde de yardım alarak ilerleyebilirsiniz diğer trabzanlarımızı da aynen burada yapmış olduğumuz ve daha önceki yapmış olduğumuz işlemleri tekrar ederek sıra başına kadar gelelim arkasının sık iğnesinde dolaşalım ve yine burada görüşelim tulumumuzun roba kısmını bu şekilde örmeye devam ediyoruz şöyle gördüğümüz gibi ayrım yerlerimiz kollarımızın kenarlarında birer trabzan şeklinde bakınız uzun uzun devam etmekte artışlarımızı yaparak örmeye devam ediyoruz buradaki görmüş olduğumuz 6 tane kenar patımız sağda ve soldaki yine aynen devam edeceğiz artışlarımızı bu kısımdan devam edeceğiz ve ikişer ikişer biraz daha artacağız dilediğimiz uzunluğa gelene kadar ördükten sonra kolumuzu birleştirip gövdeye devam edeceğiz ama öncesinde yine örmeye devam edelim Başına kadar artışlarımızı yaparak örerek geldim. Şimdi sıramızı döndürüyorum. Bir tane zincir çekerek dibine batıyorum ve bütün sıramızı sık iğne olarak örüyoruz. Şöyle bakalım. Artışlarımızı yaparak devam ediyoruz. Buradaki ayrım yerlerine dikkat ediyoruz. 6 tane kenar patlarımız ve bir sıra trabzanımız bir sıra sık iğnemiz olarak dilediğimiz ölçüye kadar örmeye devam edelim Sık iğnelerimin olduğu sırayı örerek tamamladım. Şöyle çevirelim. Bakınız sık iğnelerimizi bitirdik. Şimdi modelimizin düz yönünden tekrar burada yapmış olduğumuz gibi bir tane uzun, bir tane kısa trabzanımızı örerek modelimizi tam tur olarak tamamlayacağız ve burada yeterli oldu. Bir sıra trabzanımızı ördük. Her ikisini birleştirdik. Bakınız şu şekilde birleştirdim. Kapattım. Sol taraf üste geldi. Bir sıra Trabzan bir sıra sık iğnemi ördükten sonra modelimizi kurmaya tekrar devam ediyoruz. Sayıyorum bakınız. Burada uzun da kısa, uzun kısa, uzun kısa, uzun kısa. Uzun ve kısa. Kısadan başlıyorum. 1 2. 2 zincirimi çektim. Hemen uzun ilmeğimi örüyorum. Uzunu ördüm. Bir tane kısa. Uzun Trabzanlarımızın üzerine bu şekilde ayarladıktan sonra diğer kısımda zaten ayarlı olan kısımlarımızı kısa trabzanlarımızın üzerine uzun ilmek, uzun ilmeklerimizin olduğu yerlere kısa ilmek trabzan şeklinde örerek başlangıç noktamıza kadar gelelim. Trabzanımı ördükten sonra sık iğnemi de tamamladım. Eşit miktarda ortaladım. Bacaklarımızı artık ayıracağız. Buradan e, paçalarımızı birer birer örmeye başlayacağız. Öncesinde bacak aramızda biraz bir genişletme işin, işlemi yapacağız. Hem genişletme işlemimizi hem de bacaklarımızın birbirinden ayrılacağı yerleri tam ortalayarak ayıralım. Her iki tarafta hem sağ bacağımız hem sol bacağımız eşit miktar ayrılsın. Ayraçlarımızı göreceğimiz yerlerde ise bacak aramıza birazcık bir genişlik katacağız. Artış yapacağız. Artışımızdan sonra yani iki sıra tamamlayacağız artışımızı yaptığımız sıra ve arkasından ki öreceğimiz sıradan sonra bacaklarımızı birer birer ayırmaya başlayacağız ve teker teker öreceğiz şimdi örmeye başlamak istiyorum ilmeğimi alıyorum 1 2 uzun ilmek örüyorum bir öncesi uzun olanı kısa ilmeğim olarak örüyorum ve bakınız kısa ilmeğe ayracımı koydum diğerinde de aynı kısaya koydum çünkü sağdan solundan artış yapmak istiyorum şimdi tığımın başını doluyorum hemen ayracımı koydum trabzanımın sağına iki tane trabzan örüyorum normal bakınız kısa bir iki iki tane artışımı burada yaptım Tığımın başını doluyorum bir tane uzun olarak örüyorum tekrar ayrıcıma koyduğum yere tığımın başını doluyorum 2 tane örmüş olduğum 2 ördüm trabzanıma girerek yine 2 tane artışımı örüyorum 1 ve 2 toplamda 2 sağda 2 solda olmak üzere 4 tane ilmek artırmış oluyoruz. Ve devam edelim. Aynı işlemimizi tam arkadaki ayracımıza da yapacağız. Altta görüyorum kısa ilmeğimi tekrar örüyorum. Sıradan uzunumu örüyorum. Kısa yani modelimizin akışına göre örgümüze devam ediyoruz. Akış bizi yönlendirecek. Evet devam edelim. Sıramızı örerek geldim. Diğer arkadaki olan ayıracımı taktığım yere geldim. Tığımın başını doluyorum. Ayıracımı taktığım kısa ilmeğin hemen yanına, yani kısa ilmeğimin üzerine bir, iki tane trabzan örüyorum ve iki artışımı yapıyorum. Tığımın başını doluyorum. Ayıracımı uzun olarak örüyorum. Yine tığımın başını doluyorum. Sol taraftan biraz önceki iki trabzanımı ördüğüm yere batarak, bakın aynı yere batarak. 2 tane daha trabzanımı örüyorum. 1 2. Ayracımı koyduğum yerde iki sağda, iki solda artışımı yapmış oldum. Bacak aramızdaki rahatlığı sağlamak için her ikisine karşılıklı bacak aramızda belli bir genişlik ve rahatlık olacak. Zaten bakınız bacak aramız gayet uygun mesafede. İki artışımdan sonra tekrar devam ediyorum uzun ilmeğimi kısa örüyorum kısa ilmeğimi uzun ve başlangıç noktama kadar bu şekilde devam ediyorum başlangıç noktamıza kadar trabzanlarımız uzunlu kısalı örerek geldim kısa ile başlamıştım uzunla bitirdim hemen tepe noktasına gelerek batıyorum bir tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çevirerek ters yönden trabzanlarımı örmeye başlıyorum Dilerseniz tabi önden de devam edebilirsiniz ama e, trabzanı trabzanın alış yönümüzdeki üzerindeki hep e, şöyle bakın sağ tarafına batarak alıyorduk. Bu kez sol tarafına denk geleceği için birazcık dikkat ederseniz herhangi bir sıkıntı yok. Düz yönden de sık iğnemizi yapabilirsiniz. Sadece herhangi bir karışıklığa hal vermemek için tersten örmekteyim. Sık iğnemizi tamamladıktan sonra bir sıra daha trabzanımızı örelim. Sık iğnelerimi tamamladıktan sonra tekrar trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Bir uzun, bir kısa. Bakın arttırma yerindeyim şimdi. Kısayı örüyorum. Uzun trabzanımı örüyorum. Arttırdığım sıradaki uzun olarak olan ilmeğimi, bakınız, onu kısa olarak örüyorum. diğer ilmeğimi uzun örüyorum bir sonrakini kısa diğer uzun ve sonraki kısa şeklinde sıramızı tamamlıyoruz buradakini tam ayırdığımız yeri uzun yapmamıza gerek yok yukarıdan kısa olarak ayıralım zaten çift olarak artırdığımız için herhangi bir şekilde sıralarmamızda değişiklik olmayacak bu sıramızı tamamlayalım üzerine de sık iğnemizi örelim görüşelim sık iğnelerimi yaparak tamamladım şimdi bakın şu şekilde işaretler koydum o işaretleri koymamıza gerek yok. bir tane mavinin olduğu yerde işaretiniz bulunursa ya da tığınızı takmanız bile yeterli Bu tam ortaya artışımızı yapmıştık ortamızın olduğu yer yukarıdaki yeşil olduğu yer 1 2 3 4 tane mavi ayıracımıza kadar sağ tarafa ayırdım 1 2 3 4 4 tane de sol tarafa ayırdım şimdi bu kısmı sık iğne ile birbirine tersine çevirmiş olduğumuz tulumumuzdan birleştirelim şimdi burayı da sayalım 4 tane geri giderek 1 2 3 4 içeriye doğru giriyorum içeri giriyorum bakınız sık iğnemizin de içeriye bir tane düğümümüzü attım ve devam ediyorum ikinciye girdim karşıdaki ikinciye çok da sıkıştırmayalım 3'e ve karşıdan 3'e 4'e giriyorum. 5 6 Sırası ile devam ediyorum. 7 8 ve en son 9. 4 bir tarafta, dört bir tarafta, tam da ortada da bir ilmeğimiz vardı ve makasımız yardımıyla bu kısmı kapatıyoruz. Tulumumuzun bacak ayrımını da bu şekilde tamamladık. Güzelce birleştirdikten sonra sağ bacağımızı ve sol bacağımızı modelimizi aynen uygulayarak devam edeceğiz. İpime bir tane zincir atıyorum ikinci ipimi hemen son kısma yakın bir yerde başlamıştım. Bunu hatırlatalım. Şuradan başlamak istiyorum. Kısanın üzerinden başlayalım. Bakın uzunu örmüşüz. Uzunu kısa olarak öreceğim. Bir tane battığım için düğüm bir tane sayılıyor. İki tane çekmek istiyorum. Tığımın başını doluyorum. Yandan giriyorum. Modelimi gördüğüm gibi uyguluyorum. O zamana kadar yapmış olduğumuz işlemimizin tekrarını yapıyoruz. Kısa ilmeklerimizi uzun, uzun ilmeklerimizi kısa ve arkasını yani iç kısmını döndürerek de sık iğnelerimizi örelim. Örme yönümüzde herhangi bir değişiklik olmasın. Üstteki yönümüzle aynen devam etmiş olalım. Şurada ipimiz ha tamam kusurlu değilmiş. Kusurlu olsa hemen düzeltecektim. Başlangıç yerine kadar gelelim. Başlangıç noktamıza doğru ilerleyerek geldim. Tam birleşme noktamızı bir tane kısa, bir tane karşıya geçerek uzun ilmeğimizi ördüm ve başladığım ilmek kısaydı hatırlarsak. Hemen kısa ilmeğimin üzerine gelerek batıyorum bir tane zincir çekiyorum ve şu şekilde birleştirme işlemini tamamlamış oluyorum bir zincirimden sonra örgümün yönünü çevirip birer sık iğne örerek başlangıç yerime kadar geliyorum ve bu şekilde istediğim ölçüye ulaşana kadar sık iğnelerimizi ters yönden modelimizin diğer trabzan kısmını ise düz yönünden örerek biraz büyütelim Bacağımızı aşağıya doğru örmeye başlamıştık birlikte. Şöyle tam bacak arasından itibaren örmeye başlıyorum. 13 santim e, modelimizin olduğu yer. Şimdi lastik kısmını uygulamaya başlayalım. Burada dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi sık iğneyi örmeden bakın trabzanımızı ördüm. Sık iğneyi örmeden düz yönde devam ediyorum. 3 tane zincirimi çektim. Trabzanıma batıyorum. Sık iğne örmüyorum başını doluyorum sıradaki trabzanımı örüyorum başını doluyorum sıradaki trabzanımı bu şekilde tamamen düz trabzan şeklinde birinci sıramızı oluşturuyoruz lastik kısmı için İkinci sıramızda bir yandan bir arkadan alarak lastiğimizin görüntüsünü oluşturacağız ve dilediğimiz uzunluğa gelene kadar öreceğiz şimdi Başlangıç yerime kadar düz bir şekilde ikili trabzanlarımı örüyorum. Hiç atlamadan her bir trabzanımın üzerine birer tane batmaktayım. Bir uçtan diğer uca kadar trabzanlarımızı örerek geldim. En son trabzanımızı birinci trabzanımın üzerine batıyorum ve birleştiriyorum. Bir. 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. İkinci sıradaki trabzanın yandan giriyorum ve lastiğimizi oluşturmaya başlıyoruz. Bir tane arkadan, yandan, arkadan, yandan, arkadan, yandan, arkadan, yandan giriyorum. Trabzanlarımızı bir tanesini arkadan alarak örüyoruz. Bir tanesini yandan alarak başlangıç yerimize kadar gelelim. İkinci sıradaki trabzanlarımızı bir tanesini yandan bir tanesini arkadan alarak tamamladım. Ve her iki sıramızda lastik görüntüsünü aldı. Şimdi arkadan aldıklarımız çukur gibi olanlar yandan aldıklarımız dışa çıkıntı görünenler. Bu sıramızı ve diğer öreceğimiz sıraları çıkıntı gibi olanları yandan, içi çukurda gibi olanlar ise arkadan alarak istediğimiz boyuta gelene kadar örelim. Şimdi geçişimi yapıyorum. En son yandan almıştım. Hemen içteki trabzanımın üzerine batıyorum ve zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Tığımın başında doluyorum. Dışarıda çıkıntılı olan trabzanımı yandan örüyorum tığımın başını dolayarak içeriden olan trabzanımı arkadan yandan arkadan bu akışı hiç e, değiştirmiyoruz dışa kabartılı olanları yandan içtekilerini arkadan girerek örüyoruz ve lastiğimiz epeyce büyüyor Tulumumuzun her iki paçasını da tamamladım. Lastiğimi şöyle uzunca ördüm. Lastiğimi ortalayarak şu şekilde katladım. Dilerseniz daha uzun da yapabilirsiniz ya da hiç uzatmadan sadece bilek kısmında bitirebilirsiniz. Bu katı yapmayabilirsiniz. Kolumu bir tanesini çalıştım. Onda tek kat lastik kullandım. İkinci kez döndürmek istemedim. Diğer kolumu da sizlerle birlikte ilmeklerimizi alarak başlayalım. Kol altından alalım. Tığımıza düğüm attım. Kol altından sık iğnelerini örmeden bırakmıştık. Sık iğnelerini örerek başlayalım. Arkasını çeviriyorum sık iğnemi örmek için. Dilerseniz ön taraftan da yapabilirsiniz. Başlıyorum. Bakınız. Her bir trabzanımın üzerine sık iğnelerimi örüyorum. Ve ilerliyorum. Her bir trabzanımıza tıpkı Gövde kısmında ördüğümüz şekilde örerek devam ediyoruz. Her trabzana bir tane sık iğne. Evet sıramızı tamamlayalım. Kolumuzun altına kadar geldim. Aradaki trabzanlarımın içerisine de girerek birer tane sık iğne örüyorum. Ve başlangıç noktam bakınız ipliğimin olduğu yerde üzerine kapatıyorum ve ipimin olduğu yere gelerek şu şekilde geçiş yapıyorum ipimiz arka tarafta kalıyor 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum yönümüzü çevirdim ve aşağıdan takip ediyorum bakınız bir tane kısa uzun kısa uzun ilmeklerimizi aynen bu şekilde örmeye devam edeceğiz yani takibimizde ilmeklerimizi tak alttaki sıramıza göre yapacağız. Şimdi buradaki en son sık iğnemi geliyorum. Şuraya geçişimi yapıyorum. Çünkü burada tam kolumuzun dönme yerindeyim. Geçişimi şu şekilde yapıyorum. Ve böylece uzun trabzanımın olduğu yere gelmiş oluyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Sıradaki kısa olan trabzanımı uzun olarak alıyorum. Uzun trabzanımı bakınız kısa olarak örüyorum kısa trabzanımı yandan giriyorum ve bu şekilde sıramızı dolaşarak e, dilediğimiz kol ölçüsüne gelene kadar örüyorum. Tulumumun kollarının her ikisini de tamamladıktan sonra kapış yönümüze başlayabiliriz. Kapış yönümüz için yaka kısmındaki ilk baştaki trabzanımın üzerine batarak örmeye başlıyorum. Birer birer trabzanımızı şimdi alalım. Artışlarımızı yapacağız kapış yönümüz için. İlk başlangıç yerime batıyorum. 1 2 tane zincirimi çektim. Hemen ikinci trabzanımın üzerine de batıyorum. Sıradaki trabzanımın üzerine birer birer batıyorum. 3 4 Alt. Bakın birer birer burayı saymaya gerek yok. İlerliyorum sadece. Her bir trabzanımızın üzerine birer tane batmamız yeterli. Kolumuzun artış yerlerinde buradaki şu çizginin olduğu yerde artışımızı yapacağız. Buradan diğer artış yerinden diğer artış yerinden ve diğer artış yerine ve tam ortadan artışlarımızı yaparak geniş bir kapşon olmasını istiyoruz. Hemen çizgimin yani bir önceki sıradaki artış yerimi bakın takip ederek gelen artış yerimin üzerine bir trabzan ve ekliyorum 2 3 ve 4 4 tane trabzanımı ördüm 4 trabzanımı ördükten sonra diğer trabzanlarımın üzerine birer birer batarak ilerliyorum diğer tırabzanıma kadar. Diğer artış yerine kadar, şuradaki artış yerimize kadar gelelim. Ve buradayım. Şöyle alttan 2 alayım. 1 Aynı yere 2. Şöyle içten alalım. 3 ve 4. 4 tane artışımı da burada yaptım. Şimdi artışımızı yaptığımız yerlerimizi görelim. Çizgimizin olduğu yer. Diğer kolumuzdaki artış yerimiz. Araları düz ördüm ve buradaki e, patımızın üzerine düz ördük. Aradaki şu kısmı düz ördük. Hemen 4 tane trabzanımızı çizgimizin üzerindeki ilmeğe yerleştirdik. Arayı düz olarak örüp geldim. Sonra yine aynı diğer sıradaki devam eden Artış yerimizin üzerine gelerek 4 tane trabzanımızı ördüm. Şimdi ilerliyorum. 6 tane trabzanımı ördüm. 6 tane trabzanım da tam diğer artış yerimin çizgisinin olduğu yere kaldı. Hemen 6 trabzanımı artışımdan sonra 2, 4, 6 ördüm. Hemen yanına batıyorum. İkinciyi. 3 ve 4. Bir artışta tam ortadan yaptım. Arka ortamızdan. Ve ilerliyorum. Diğer kolumun artış yerine gelene kadar birer birer trabzanımı örüyorum. Evet, artış yerime geldim. Tam artışımın tepesine batıyorum. 1 Şöyle görelim. 2 3 ve 4 4 tane artışımı yaptım tığımın başını doluyorum yanına giriyorum düz olarak devam ediyorum birer birer trabzanlarımı örüyorum buradaki artış yerine kadar Evet. Şimdi tam artış yerime yine üzerine geldim. Batıyorum. 6 ta 4 tane trabzanım örüyorum. 2 3 ve 4. Ve geriye kalan trabzanlarımızı düz olarak birer birer örelim. Başa kadar örüp gelelim. Birinci sıramızı tamamladık kapşonumuzun. Şimdi tekrarına bir bakalım. Buradan başlamıştık. Birer birer ördüm. Kolumun artış yerinden bakınız kolumuzu ayırdığımız ve kol olarak regan çalıştığımız kolumuzda artış yerimizin ilkine 4 tane trabzanımızı ördük. Arayı düz ördüm. Diğer regdanımızın bitişine 4 trabzan daha ekledim. Arayı düz ördüm ve 4 tane tam arkaya trabzan ördüm. Tekrar reylanımın üzerine 4 tane trabzanımı ördüm arayı düz örüyorum diğer bakın artış yerimize 4 tane daha trabzanımı ördüm ve burayı da düz bir şekilde bitirdim şimdi bir tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çevirerek sık iğnemi yapıyorum tıpkı modelimi kurduğum gibi trabzanlarımın üzerine birer birer sık iğnemi batıyorum uca kadar sık iğnelerin hepsini örelim bir uçtan bir uca sık iğnelerimi tamamladım şimdi modelimizi uygulamaya başlayabiliriz 1 2 3 3 tane zincirimi çektim tığımın başını doluyorum ikinci trabzanımın üzerine normal trabzanım örüyorum Üçüncü trabzanımın üzerine de normal trabzanımı örüyorum. Üç tane kenarda trabzan olarak devam edelim. Her iki yönde diğer tarafta da bu tarafta da. Hemen tığımın başını doluyorum. Alttan giriyorum ve uzun örüyorum. Yandaki trabzanımı bakınız yandaki trabzanımın hemen üzerine batıyorum. Kısa örüyorum. Diğerini uzun örüyorum bir tanesini uzun bir tanesini kısa olarak örüyoruz ve diğer uca kadar bu şekilde devam ediyoruz kenarda 3 tane trabzanımızı düz örerek aradan bir uzun bir kısa bir uzun bir kısa şekliyle arayı tamamlayalım kapış üzerine birer birer bir uzun bir kısa örerek geldim en uç noktaya kadar geldim uzun ve 3 tane normal trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3. 3 trabzanı da tamamlıyorum. Bir zincirimi çekip örgümün arkasını çeviriyorum ve sık iğne olarak örüyorum. Arkadan sık iğnelerimize devam. Kapış önümüz dilediğimiz uzunluğa gelene kadar örmeye devam edeceğiz. Her iki kenarında 3 tane sağ tarafında trabzanımız 3 tane de sol tarafında trabzanımız arasında ise modelimizi uygulayarak tamamlayalım. Şunumuzu örmeye devam ettim. Ee, i̇stediğim ölçüye gelince biraz da büyük örmek istedim. Bıraktım. İki yönde birleştirme işlemini yapabiliriz. İsterseniz dikebilirsiniz. İsterseniz tığımızda birleştirme işlemini yapabiliriz. Tıpkı motif birleştirdiğimiz gibi aynı işlemi yaparak tamamlayabiliriz. 24,5 santim kapış önümüzün uzunluğu ve üçüncü ipimizden bakınız bu kadar kaldı kollarımızı her iki kolumuzu tamamladım şu şekilde dört tane düğme diktim pa paçalarımızın her ikisi de tamamlandı yani en son kapış önümüzün birleştirmesiyle e, tulumumuzu tamamlayacağız şimdi birleştirelim ben tığımla birleştirmek istiyorum düz yönünü birbirine çeviriyorum bitirdiğim yönde tığımı ilmeğime geçiriyorum sadece trabzanları yaptım üzerine sık iğnesini yapmadım eğer üzerine sık iğnesini yapacak olursak tepe noktamızda kalın bir görüntü olur o da istemediğimiz bir görüntü onun için hemen trabzanlarımızın üzerinden devam edelim birleştirmeye birleştirme işlemimiz çok kolay her ilmeğin kendisine karşı gelecek yani 1'e 1 2'ye 2 3'e 3, 3 şeklinde geçirelim birbirinden birinci ilmeğimi ördüm bakın ikinci ilmeğimi karşılıklı örüyorum üçüncüyü aynı şekilde geçiriyorum kapatıyorum dördüncü karşıdan dördüncü ilmeğimi alıyorum beşinci yani saymamıza gerek yok karşılıklı bakalım baktığımız zaman zaten devam edip gelecektir bakınız bu şekilde gayet güzel bir görüntü oldu ben ilik açmamıştım aynı zamanda iliklerimi trabzan olduğu için farklı bir e, büyütmek istemedim yani delik koymamıştık şu şekilde 3 tane trabzanımızı 3 tane trabzanımızı e, dış tarafta bakınız 3 trabzanımızda diğer tarafta tam eşit miktarda ortalayarak iliğimizi oluşturduk. Bir kere taktıktan sonra zaten e, yeri belirleyip sabit kalıyor. O yüzden herhangi bir sıkıntı çekmeyeceğiz. Şimdi birkaç tane daha birlikte yapalım. Bakın birleştirme işlemimizi ve tulumumuzu tamamlamış olalım. Karşılıklı alarak örüyoruz. Evet sona kadar tamamlayalım. Tepe noktasında böyle bir görüntümüz olacak. Evet bitirelim tamamen aynı şekilde karşılıklı örerek tamamlayalım. Evet sevgili arkadaşlar bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Bakınız kapış önümüzü de bitirdim. Tepe noktasını görmenizi istiyorum. Tepe noktasını tığımızla birleştirerek bu şekilde kapadık. Şöyle dilerseniz bükerek dilerseniz açık bir şekilde kullanabilirsiniz kapış önümüzü. Şöyle kollarımızı Başlamıştık sizlerle beraber ana gövdemizdeki modelin birebir tekrarını eşit sayıda ördük. Ee, gövde kısmını yine aynı şekilde zaten birlikte ilk önce gövde kısmını bitirmiştik. Birer birer bacaklarımızın paça kısımlarını da ördükten sonra tulumumuz kullanılmaya hazır hale geldi. Evet bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Tekrar görüşünceye kalın. Sağlık, sıhhat ve afiyette kalın inşallah. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.